Gençler bir anayasal düzenlemede özgürlük isterler. Kendi özgürlük alanlarının genişlemesini isterler. Sizin bu talebi gittiğiniz her yerde dile getirmeniz gerekiyor. Attığınız bir tweet dolayısıyla sabahın 5'inde 6'sında kapınızın çalınmaması lazım. Yani düşünce özgürlüğünü bir şekliyle her yerde her ortamda ifade etmeniz lazım. İnanç siyaset konusu olmamalı ve inanca saygılı olmak da insan haklarının temel normlarından birisidir demelisiniz. Gençler hiç kimsenin kimliği sorgulanmamalı demeli. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Kimliğinden ötürü hiç kimse ötekileştirilmemeli, inancından ötürü ötekileştirilmemeli. Gençler bunu talep etmelidir. Gençler hiç kimse yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmemeli. Herkesin yaşam tarzına saygı duyulmalıdır demelidir. Bütün bu anlatımların temelinde ne var? Adalet var. Adalet dediğiniz kavram sıradan bir kavram değildir. Soylu bir kavramdır adalet. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmezler. Bir bilge, İranlı bir bilge. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. İnsanlık tarihi adalet mücadelesi tarihidir aynı zamanda. O nedenle adalet kavramı son derece değerlidir ve önemlidir. Anayasalar bir toplumdaki adalet duygusunu güvence altına alan belgelerdir. Özgürlük orada yazar. Denetim orada yazar. Demokrasilerde denetlenmeyen hiçbir organ yoktur. Her organ denetlenir demokrasilerde. Güçler ayrılığının varlık nedeni de budur zaten. Ama denetimin adalet eksenli olması lazım. Ön yargılı eksenli bir denetim olmaz. Adalet ihlal ediliyor mu, edilmiyor mu? Haklar ihlal ediliyor mu, edilmiyor mu? Denetimin bunun üzerine inşa edilmesi lazım. O nedenle gençler, yasa dışı işlemlerin, hukuksuz işlemlerin denetlenmesini de istemeliler. Hepiniz vergi veriyorsunuz ama toplumun %99'u vergimiz nereye harcanıyor sorusunu sormuyoruz. Sormadığımız içindir ki demokrasi bir türlü gelişmiyor. Dolayısıyla anayasada vergi kanunla konur, kanunla kaldırılır der. Yani Bakanlar Kurulu dahi vergi koyamaz. Bir yüzyılı devirdik, önümüzdeki yüzyılın felsefesini ve hedefini gösteren bir belgedir. Kısa, sınırlı sayıda maddelerden oluşan bir metin. Ama bir yüzyılı tanımlayan bir metin. Bizim ikinci yüzyıla çağrı vizyonumuzun ana eksenini o metin oluşturuyor. Darbe hukuku. Darbe hukukundan kastettiğimiz darbe dönemlerinden sonra anayasanın ve yasaların değiştirilmesidir. Darbecilerin isteği üzerine değiştirilmesidir. Darbe hukukundan arınmayan bir hukuk metni demokratik bir metin olamaz. Çünkü özgürce tartışılma zemini olmamıştır. Ve siz gençler şunu söylemelisiniz. Evet, bir hukuk normu olur, eğer oluşturuluyorsa hepimizin özgürce düşüncelerini ifade edebileceği bir ortam olmak zorundadır. Böyle bir ortam yoksa siz zaten düşüncelerinizi özgürce söyleyemezsiniz. Hukuk normları oluşturulurken herkesin özgürce düşüncesini ifade edebileceği bir ortamın varlığı gerekir. Darbe sonrası düşünce özgürlüğüne sınırlama getirildiği için, insanlar düşüncelerini özgürce ifade edemedikleri için kendi hukuk normlarını oluşturdular. Biz o nedenle ona darbe hukuku diyoruz. Anayasada ve diğer yasalarda da darbecilerin koyduğu kurallar var.
özgürce tartışılmayan dönemlerde konulan kurallar var. Ve gençler demeli ki biz kendi hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak istiyoruz. Darbe hukukundan. Bunu söylemelisiniz. Altılı masanın bir araya gelip liderleri anayasa konusunda belli normlar oluşturması, çok farklı siyasal partilerin bir araya gelip bir hukuk normu oluşturması son derece değerlidir. Her birimiz ayrı partiyiz. Her birimizin dünya görüşü farklı. Ama bizi bir araya getiren demokrasi. Demokrasi. Demokrasiye duyduğumuz özlem. Demokrasi olmalı diyoruz. Düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmemiz için önce demokrasi olması lazım diyoruz. Demokrasinin olmadığı yerde zaten düşünce özgürlüğü de olmaz. O nedenle altı lider bir aradayız. Zaman zaman size sorarlar. Efendim bu kadar ekonomide sorun varken, insanlar yatağa aç girerken, milyonlarca genç işsizken neden tutturduğunuzda illa bir anayasa değişikliği yapıyorsunuz diye sorarlar. Bunu zaman zaman televizyonlardan da dinlersiniz. Ama bunlara kaynaklık eden, bütün bu sorunlara kaynaklık eden hukuk sistemi. Siz kişinin can ve mal güvenliğini sağlamadan, kişinin düşünce özgürlüğünü sağlamadan, siz ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz? İnsanlara nasıl güvence vereceksiniz? Dünyada nasıl saygın olacaksınız? Bütün bunların bir şekliyle önce demokrasi çerçevesinde oluşturulması lazım. Demokrasiyi bu çerçevede oluşturmamız lazım. Ondan sonra düşüncelerimiz elbette ki farklı olabilir.